Arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere portföy pullu çantamızın tarifini yapacağız. Malzemelerimiz her zamanki gibi pulluk çantalarımızda kullandığımız 4 no polyester makrame kullanacağız. Tığımız 4 numara tığımız lazım. Başlangıç yerini öyle yapacağım. Şimdi göstereceğim size zaten. Normalde 3 no tığla çalışacağız. İkisi de olması lazım. Pullarımız 70 gram pulumuz yetiyor. Bir tane portföy çantaya 70 gram pulumuz 20 milim pullardan. Büyük file çantalar için 30 milimden kullanıyoruz. Ama portföyler için 20 milim pullarımızdan kullanacağız. Şimdi başlangıç olarak zincirimizi çekeceğiz. Şu taban zincirimizi. Zincirimiz üçlü olması lazım hanımlar. Sizin ebatınıza göre kendiniz ayarlayacaksınız. Fakat sayınız üçlü sayı olması lazım. Yani ben şimdi 42 yapacağım bunu. Bu tam normal bir portföy çantası. Fakat biraz büyük isterseniz 42'yi 45, 3-3 gitmeniz lazım. 45, 48. 3-3 gideceksiniz ki örneğimiz 3 tane ilmek üzerine kuruluyor. Ben 42 normal bir sayı olduğu için ben sürekli 42 kullanıyorum. Şimdi 42 tane zincir çekeceğim burada. 4 no tığı aldım ilk başlangıç olarak. Bunu unutmayalım hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Şimdi 42 ile 4 numara tığından başladım. Bu taban zincirimiz ve ilk sık iğnemiz. Bununla yapsaydık biraz dar ve sık olduğu için tabanımız büzmesin diye ilk sırasını kalıntıyla gidiyorum. Güzel rahat olsun diye çantamız. Şimdi 42 tane zincirimizi çektim. Aslında ben size çantamızı hazırladım. Fakat bakın şöyle bitiş noktasına kadar hazırladım. Fakat bu siyah kamerada çok net çıkmadığı için sizlerin de daha iyi anlayabilmesi için bu başlangıç yerimizi siyah çok görünmediği için bu renkten başlangıç yerini göstereceğim şimdi sizlere. 42 tane zincirimizi çektik ve her bir zincirimizin içine sık iğnemizi yaparak gidiyoruz etrafına. Her zincirimizin içine sık iğne yaparak İlk sıramızı devam ediyoruz. Köşeye gelene kadar her bir zincirimize şu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. İki parça falan değil, yuvarlak giderek öreceğiz hanımlar. Tek parça olacak yani çantamız. Köşeye gelene kadar her bir zincirimize tek sık iğnemizi yaptık. Şu son zincirimize geldiğimizde şuna bu köşeye bir aynı yeri bir daha
sık iğne yapıyoruz. 2 tane, yani köşede 2 tane sık iğnemiz oldu. Sonra bu ip içten yürüteceğim şimdi. Zincirimizin diğer tarafına sık iğneyi yaparak şu tek ilmeği alıyoruz hanımlar. Şunu. Şu ilmeğimizi alarak diğer tarafını da sık iğnemizi yaparak gidiyorum. Bir de diğer tarafta başladığımız yere 2 tane sık iğne yapacağız. Yani köşelerde sık iğne yapacağız. Zaten sık iğnemiz tek sıra olacak tabanda. Sadece zincirin etrafına bir sıra sık iğne gidiyoruz. Dört no tığla yapıyoruz ilk sıramızı böyle. Evet, son sıraya geldik. Şimdi şu son ilmeğimizi buraya batıyoruz. Bir dakika. Şuna batıyoruz tek olarak. Ve tekrar aynı yere bir tane daha batıyoruz. Köşemiz de bitmiş oluyor. İlk başlangıçtaki sık iğnemizin tepesine burayı kitleyip tek zincirle bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 no tığımızı bırakıyoruz hanımlar. 3 no tığımı alıyorum ve 2 3 4 5 zincir çekip pulumu alıyorum. 1 2 tane boşluk bırakıp 3.'ye pulumu takıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek pulumu taktım. Ve 1, 2 tane boşluk bırakıp 3.'ye pulumu takıyorum. Zincirimiz yukarıya kadar, yani çantamız bitene kadar zincir sayımız hiçbir zaman değişmeyecek. Hep 5 zincirle yapacağız. 3, 4, 5 zincir çekip pulumuzu alıyoruz. Şöyle göstereyim. 1 2 tane boşluk bırakıp 3.'ye pulumuzu takıyoruz. Bu sıramızda örneğimizi kurana kadar 2 boşluk bırakıp 3.'ye pulumuzu 5 zincirle birlikte takıyoruz böyle. Üçlü sayı dediğim işte başlangıçta zincirimiz hep üçlü olsun dediğim buydu. 1, 2, 3.'ye takacağımız için denk gelmesi için hep üçlü olması lazım sayımız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip pulumu alıyorum. 1, 2 tane boşluk bırakıp 3.'ye bu sıramı ilk başlangıç yerime gelene kadar şuraya yani gelene kadar bunu devam edeceğiz.
sayımız tam gelecek. Her sırasını kurarken göstermek istiyorum atlamadan. Daha iyi anlayabilirsiniz diye hanımlar. Üçüncüye pulumuzu takıyoruz. Bir, iki, üç. Artık üç numara tığımızla devam ediyoruz. Sona kadar geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle oldu. Şimdi bu sona geldik. Bakın burada tam dediğim gibi 1, 2 ve 3. zaten başlangıç yerimiz. Burada da 2 zincir çekip mil üstümüzü alıyoruz. Pulumuzu tam ilk başlangıçtakinin köşesine batarak çıkartıp trabzanımızı buraya yapıyoruz şöyle. Her bitiş noktamız burası olduğu için hep buraya geldiğimizde aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Tekrar göstereyim size burayı. En son pul takma yerime geldim ve burada iki zincir çektim. Mil üstümü alıyorum. Pulumu takıyorum ve ilk başlangıç olan yerimin tam dibine batıp pulumu takıyorum ve trabzanla, ikili trabzanla birleştirmiş oluyorum. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar 5 zincir çekip pulumu taktım ve zincirimizin tam ortasına, iki bu tarafta, iki bu tarafta tam ortasına zincirimizi takarak, pulumuzu takarak devam ediyoruz. 5 zincir çekiyorum. Zincirimizin boşluğuna değil hanımlar, tam ortadaki zincirin içine pulumuzu takıyoruz. Yani şunun ortasına geliyor bu sefer. Şöyle balık sırtı gibi olacak. 5 zincir çekip zincirimizin ortasına batıyoruz. Bakın. Çantamız yukarıya doğru bu şekilde gideceğiz. Şöyle olacak. Zincirlerimiz hep 5. Yukarıya gidene kadar, bitene kadar çantamız. Beş zincir çekiyoruz. Başlangıç yerimize, yani şuraya gelene kadar şöyle devam ediyoruz. Evet, ikinci sıramı da, pulumun ikinci sırasını da
sona kadar geldin. Şöyle göstereyim. Yine bu ek yerimize geldik. Bu ek yerimiz hep aynı hanımlar. Bitene kadar burayı hiçbir zaman unutmayın. Burayı es geçerseniz çantanız ya artar ya eksilir, tuhaflaşır. Burayı unutmamak için hatırlatıcı buraya takabilirsiniz. Burada şimdi iki zincir çekiyorum. Yine ilk pulu taktığımdaki gibi, ilk sıradaki gibi mil üstümü alıyorum. Pulumu taktım. Şimdi bunun tepesine. 1-2 defa da çektim. Bakın burası o trabzanın baş tarafıydı. Şimdi bu trabzan oldu. Şimdi bittiğin zaman bunun başına yapacaksınız. Şimdi burada tekrar 2-3-4-5 zincir çekip devam ediyoruz zincirimizin ortasına. Çantamız yukarıya giderken biraz böyle olabilir hanımlar. Onun için hiç endişelenmeyin. Yukarıya doğru biraz marullaşır gibi olur. Fakat biraz üstte toparlanacak. Onun için merak etmeyin. Şimdi bu ekleme yerimizi anladık. Başlangıç yerimiz böyle. Şöyle tutayım. Ekleme yerimizi hiç unutmuyoruz. Sürekli aynı yere geldiğimizde 1 mil üstü alıp şuraya geldiğimizde 1 mil üstü alıp pulumuzu bu trabzanın üstüne takıp 2 kere de trabzanımızı çekiyoruz. Çantamız yukarıya kadar hanımlar bu şekilde olacak. Yani şu pullarımız, bu pullarımız 1, 2, 15 sıra olana kadar, yani şurada göstereceğim şimdi sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra olana kadar bu şekilde gideceğiz. Fakat siz 14. sıraya gelene kadar yapın. 15. sırada, yani şu son sırada zincirimizi 5 değil de 4 yapın. Şimdi şurada da göstereyim ben size. Çünkü bu sık iğneyi yapacağımız için... Şimdi ben bunu hazırladım sizler için. 14 sıra normal 5 zincirle geldim. En son 15. sırayı şu zincirleri 4 yaptım sizlere. Hazırladım. Üstüne sık iğne geçeceğim için çantamda biraz toparlansın ve sık iğnemizin olduğu yer çok delikli olmasın diye. Şimdi buraya geldik. Yani şunu yaptık. 15 sıra bitti. Şu ekleme yerini göstereyim size son. Son sıramızda yine bakın. Yani şuradaydı ekleme yerimiz. Gele gele buraya geldi. Trabzan olan yerimiz şuraya geldi. Şimdi bu son sıramızdaki 14. sıramızda 4 zincirle çektik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 15. sırayı 4 zincir çektik. Ve son kapatma yerinde zincirimizi çekiyoruz. Mil üstümüzü alıp... Mil üstü almıyoruz, pardon. Direkt buraya son olduğu için, artık sık iğne yapacağımız için direkt kilitledim, bitti. Yani son sırada trabzan yapmıyoruz. 15. sırada trabzan yapmadan direkt pulumuzu trabzanın üstüne şöyle taktım. Şimdi bu tüm zincirlerin içine şöyle rahat göstereyim sizlere. Tüm zincirlerin içine 1-2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane tepesine. 2 tane boşluğa, direkt boşluğa, zincir içi falan değil, direkt boşluğa 2 sık iğne, bir tane tepesine. 2 boşluğa, bir tane tepesine. 2 tane boşluğa, bir tane tepesine sık iğnemizi yaparak iki tane
boşluğumuza şöyle bir tane şu tepeye sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. İlk sırayı size göstereyim. Sonra bu sık iğneyi devam edip üstüne 5 tane 5 sıra sık iğne yapacağız. Sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. İki boşluğa bir kere de başa. Birleştirme yerine geldiğimizi orayı göstermek istedim size hanımlar. Şimdi geldik buraya. Burada hiç birleştirme yeri gibi kitleme falan yapmayacağız. Direkt yani şu ekleme yerimiz hiç belli olmasın diye direkt sık iğnemizin üstüne devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmadan. Şöyle. Yani 5 sıra dümdüz gideceğiz. Şurada da göstereyim sizlere. Bakın şurası ekleme yerimizdi. Şurası. Burada böyle iz olmasın diye direkt gittik. Ben bitirdiğimizde 5. sırayı şuraya geliyorum. Ve şurada bitiriyorum. Kenarda kaldığı için çantamızda çok da belli olmuyor. 5 sıra yapıyoruz. 5 sıradan sonra sık iğnemizi bitiriyoruz. Angelis işi sapımızı da diğer videolarımda da göstermiştim zaten. Aynı ipimizi kullanarak angeles işi sapımızı örüp iki tarafında ip bırakıyoruz tabi. Bu içeriden bunu takıyoruz ve bağlıyoruz ipimizi oraya. Ve ben buna fermuar dikiyorum daha sonra. Sizler nasıl kullanmak isterseniz o şekilde yaparsınız. 5 sıra gittikten sonra çantamız tamamlanıyor hanımlar. Bu kadar. Umarım güzel bir anlatım olmuştur ve bu çantanın anlatımı sizlere faydalı olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin hanımlar.